Şimdi Sayın Kuşoğlu dedi ki Türkiye'nin ve dünyanın şu halinde, şu atmosferinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı çok önemlidir ve hızla bu kurultayı atlattıktan sonra da bu sürece yüzünü dönmek lazım. Ve bunu konuşmalarda da vurguladı genel başkan adayları. Ama nihayetinde örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından Türkiye ve dünya siyasetine dair analizlerinden daha çok herkesin çekip aldığı, yani gündeme oturan ifade, sırtımda hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördüm. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil, hançerlerdi, dedi. Şimdi herkes, yani ne diyeyim, koda da hançer. Böyle gidiyor şu an. Kim hançerledi? Tabii Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Onu tabii benim cevap vermem imkansız ama ben Bülent abinin bıraktığı yerden birkaç söz söylemekte yarar görüyorum. Tabii, onu söyleyin ama yani tabii, bu soru bence en kırıcı soru yani. Hiç bırakmayacağım. Ben daha rahat cevap verebilirim. Hiç bırakmayacağım. Murat Bey daha haklı, onun bulunduğu yer biraz daha buna. Ben daha rahat cevap konuşuruz, verebilirim. Konuşuruz. Hepsine peki. Ona cevap vereceğim. Peki. Siz tamamlarsınız Bülent abi. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi aslında gerçek anlamıyla bir parti. Diğer siyasal partilere göre. Çünkü bir geleneği var. Siyasi tartışma geleneği var. Kurultayları var. Kurultayları gerçekten kurultay. Mahalle seçimlerinden başlayarak yarışmalar içerisinde delegeler süzülerek geliyor ve parti meclisleri de ve genel başkanlar da seçilerek geliyorlar. Ve bu seçimlerde zaman zaman yarışsız olsa da zaman zaman da böyle yarışlı seçimler olabiliyor. Ve bunlar yapılırken de elbette ki partinin o güne kadar getirdiği politikalar, uyguladığı politikalar, kimi hamleleri, kimi hat değişiklikleri tartışılıyor. Ve sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl büyüyeceği, nasıl değişeceği, hangi hataları yaptığı ve neleri yaparak veya neleri yapmayarak nasıl iktidara yol yürüyeceği konusunda bir tartışma yaşanıyor. Bu da son derece normal ve son derece de sağlıklı bir şey. Burada önemli olan bu tartışmanın demokratik bir zeminde yapılması, parti iç hukukuna uygun şekilde yapılması, partilerin bu tartışmaları yaparken yoldaşlık ahlakının dışında davranışlar göstermemeleri ve bugüne kadar da ve özellikle bugün de değil mi görüldü ki Cumhuriyet Halk Partililer bu demokratik olgunluğu gösteriyorlar. Bu yoldaşlık anlayışını gösteriyorlar. Ve herkesin aklında şu var aslında. Pazartesi günü buradan çıkacağız ve asıl yapmamız gereken, yani Türkiye'yi önce yerel seçimlerde sonra genel seçimlerde bu AKP karanlığından nasıl kurtaracağımızın çabasına, gayretine girmek zorundayız diye bakıyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızda şunu görüyorum. Şöyle bir kaygı var. Yani acaba bu tartışmalar olmasa daha mı iyi olur? Bu tartışmalar acaba diğer işte ekonomik sorunları, uluslararası sorunlarımızı acaba daha az görmemize sebep mi oluyor? Evet, bir yönüyle daha az konuşuyor oluyoruz belki bir süre ama orada biriktirdiğimiz yönelimler, orada kristalleşen, berraklaşan politikalarımız dolayısıyla da aslında doğru yolda bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla bundan, bu tartışmalardan korkmamak, tam tersine beslenmek gerektiğini düşünüyorum. Asıl yapılması gereken bu. Diğer partilerde eksik olan da bu. Şimdi hançer meselesine geliyor. Evet. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın hançer diyerek kimi kastettiğini tabii bilmiyorum ama şunu biliyorum. Biz Cumhuriyet'in varlık yokluk seçimi demiştik. Bilmiyor musunuz? Genel Başkan bunu somutlamadığı için ben somutlamak istemem mi diyorsunuz? Elbette. Elbette. Ha. Yo bilmiyorum da gerçekten ha. De bilmiyorum ama şimdi hani bir kafamdan bir kurgu yapmamda sağlıklı olmaz elbette. Tamam. Ben parti sorumlu taşıyan bir milletvekiliyim yani içinde. Ama şunu biliyorum ama bu seçimler Cumhuriyet'in varlık yokluk seçimleriydi. Köprüden sonraki son çıkıştı. Çok kritik seçimlerdi. Ve gerçekten çok yakındık. Çok inanmıştık. Önemli işler de yapılmıştı. Yani başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere. Önemli birliktelikler sağlanmıştı. Önemli metinler ortaya konmuştu. Ve toplumsal desteğin çok yükseldiği zamanlara da rastlamıştık o sırada. Çok inanmıştık. Ama şöyle de bir gerçeklik de var. Elbette ki Sayın Genel Başkanımız bu değişimin, yani 2023 seçimlerinin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve elbette ki böyle bir seçimde karşınızda AKP gibi bir parti devleti varsa ve bu parti devleti bütün olanaklarını meşru gayrimeşru zaman zaman kamu kaynakları ama zaman zaman yalanlarla, iftiralarla, sahte montaj videolarla size saldırıyorsa elbette ki bir Cumhurbaşkanı adayı çok hançer yer.
Yani bunu tahmin etmek zor değil. Ha ama ittifak ortaklarından bir hançer oldu mu? Geliyorum. Aynen. Yavaş yavaş geliyorum Eren Bey. Nazım Hikmet'e göndermeye ateşi ve ihaneti. Tamam, geliyorum. Şimdi ihanet kısmına geleyim. Tam da orayı söyleyecektim. Yani hançer olması normal. O hançerlere de zaten dayanıklıdır ki bu yola çıkmıştır Sayın Genel Başkanımız. Yani bence dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ama ittifak ortaklarından veya içeriden bir hançer olup olmadığı konusunda artık bence Sayın Genel Başkanımızın açıklama yapması gerekiyor. Bir şeyin altını çizmek isterim. Sayın Meral Akşener ve diğer ittifak ortaklarımız, yani yerel seçimlerindeki altılı masanın diğer bileşenleri hakkında biz çok dikkatli konuşuyoruz. Hatta konuşmuyoruz bile. Çok özenli konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yerel seçimlerde de bir işbirliği gerekecek. Eğer bütün belediyeleri büyük oranda AKP'ye teslim etmek istemiyorsak ve hatta önümüz 2028 seçimlerinde de gerekecek. Dolayısıyla biz masalarda baş başa yüz yüze konuşacağımız konuları kamuoyu önünde konuşursak yanlış yaparız, gereksiz bagajlar yükleniriz kaygısı hepimizde var. Başta Sayın Genel Başkanımız bunu bize telkin etmiştir. Dolayısıyla eğer altılı masadan birisi kastediliyorsa, özellikle bu masadan kalkma oturma meselelerine dokunduğu için söylüyorum. Bu tabii bizim ileriye dönük ittifak kapasitemizi de gerçekten zora sokacak bir şeydir. Şunu söylemiyorum. Yani Genel Başkanımız niye söyledi demiyorum. Bunun altını çizeyim. Yani her gün Sayın Meral Akşener'in biz ittifak yapmayacağız dediği bir ortamda Sayın Genel Başkanımız da bunu elbette söyleyebilir ama burayı kastetmiş olabilir demek istiyorum. Ama parti içinden bir hançer yediyse eğer bunu tartışmakta bir bence bilinmesinde yarar var. En azından Genel Başkanımızın cevaplaması gereken bir soru olduğu kanaatindeyim. Peki